Allah samimiyetsizlikte direnenler için dünya azabını arttırabilir. Rabbimiz, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemen tevbe edenlerinkidir. İşte Allah böylelerinin tevbelerini kabul eder. Ayetiyle kendi katında kabul görecek tevbenin nasıl olması gerektiğini açıklar. Bir başka ayetinde ise Allah salih müminleri kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Sözleriyle tanımlamaktadır. Allah cahillik ya da bilgisizlik nedeniyle yapılan ancak fark edildiğinde hemen vazgeçilen ve üzerlerinde bile bile ısrar edilmeyen hataları affedeceğini bildirir. İşte Allah'a karşı mutlak samimiyeti elde etmek isteyen bir mümin bu ayetler doğrultusunda düşünmeli ve içinde sakladığı tüm samimiyetsizlikler için Allah'tan af dilemelidir. Ancak bu noktada yine samimiyetle değerlendirilmesi gereken bir nokta daha vardır. Allah'ın ahiret günü insanı sorumlu tutacağı tavırlar sadece açıkça ortaya konulan samimiyetsizlikler değildir. Allah insanları vicdanen bildikleri ama insanlardan saklamaya çalıştıkları gizli samimiyetsizliklerden de hesaba çekecektir. Kur'an'ın bir ayetinde Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah açığa vurduklarınızı da sakladıklarınızı da bilir. Hükmüyle hatırlatıldığı gibi karşılarındaki kişilerin ispat edemediği noktalarda da Allah insanın içinden geçenleri bilendir. Dolayısıyla insan kendini değerlendirirken sadece dıştan görülebilen ve delillendirilebilen tavır bozukluklarını değil, gizli samimiyetsizliklerin de kendisini ölçü almalıdır. Ve bunların hepsinden vazgeçerek Allah'tan bağışlanma dilemelidir. Aksinde eğer ki kendisine hatırlatılanlardan pay almaya yanaşmaz, kendini müstani görür ve yüz çevirir ise, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünden, ayetleriyle açıklanan insanların konumuna girebileceğini bilmelidir. Bu durumda samimiyete bile bile yanaşmadıkları, Allah'ın ayetlerini bildikleri, doğru yolu gördükleri halde tavırlarını bile bile değiştirmedikleri için Allah bu insanların anlayışlarını tümüyle kapatabilir. Allah kullarını bu duruma karşı şöyle uyarmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar. Dost doğru yolu da görseler yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onun yol olarak benimserler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. Araf suresi 146 hem Kur'an ayetleriyle hem vicdanlarıyla hem de samimi müminler vasıtasıyla açıkça uyarıldıkları halde samimiyetsizliklerinde direnen insanların dünya hayatındayken alabilecekleri karşılık bu kadarla da kalmayabilir. Allah Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmeyen insanların artık isteseler de kendilerine verilen öğütlerden istifade edemeyecekleri şeklinde basiret gözlerinin körleşeceğinden şöyle bahseder. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' İşte bunlar ''Allah onları lanetlemiş.'' böylece kulaklarını sağırlaştırmış ve basiretlerini de kör etmiştir. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Muhammed Suresi 23-24 Bunlar Allah'ın samimiyete karşı direnen insanlara dünyada verebileceği karşılıklardan sadece birkaçıdır. Unutulmamalıdır ki Yüce Allah her şeyi yaratmaya kadirdir. Dilerse dünya hayatında insanlara azabını arttırabilir. İnsanların samimiyetsizlikleri nedeniyle yaşadıkları gizli azaplar tüm benliklerini sarıp kuşatacak hale gelebilir. Dilerse Allah dünyayı insanlara dar edebilir. Kur'an'da geçmişte pek çok insan topluluğunun böyle bir azap karşısında Allah'a teslim olup samimiyete yöneldiklerinden bahsedilir. Bir ayette ise Allah, ''Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla O'nu yüzdürürlerken, ve tam bununla sevinmekte derken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken dinde ona gönülden katıksız bağlılar, muhlisler olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan muhakkak sana şükredenlerden olacağız.'' şeklinde bildirerek insanların çaresiz bir halde denizin ortasında dalgalarla kuşatılmış olarak kaldıklarında gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a yöneldiklerini hatırlatmaktadır. İşte insanlara bu samimiyeti kazandıran Allah'ın azabını görerek onun gücünü ve kudretini idrak etmiş olmalarıdır. Dikkat çeken nokta ise bu insanların böyle bir anda samimiyeti elde etmek için hiç zorlanmıyor olmalarıdır azabı gördükleri anda vicdanlarını, iradelerini son noktasına kadar kullanabilmekte ve Allah'ın razı olacağı ahlaka ulaşmak için ellerinden gelen tüm samimi çabayı sarf etmektedirler. Bu da insanın azapla karşılaşmadan da samimi olabilmeye gücünün yettiğini gösterir. Başkalarının kendilerini anlatmasına, samimiyetsizliklerini ispat etmeye çalışmalarına aslında gerek yoktur. Sadece vicdanlarına başvurarak dahi Allah'ın razı olacağı bu özelliği kazanabilirler. Buna rağmen bir de kendilerine atılır atıldığı, samimiyete davet edildikleri halde yüz çevirecek olurlarsa, bu durumda Allah'ın dünya hayatında verebileceği azaptan şiddetle korkup sakınmaları gerekir. Çünkü Allah dilerse insanları samimiyetsizliğe yeltendikleri anda hiç beklemeden de azaplandırabilir. Kişinin elinden tüm malını, mülkünü, itibarını alıp güçsüz ve muhtaç hale getirebilir. İnsanın düşünüp de tahayyül dahi edemeyeceği şiddette bir iç huzursuzluğu, mutsuzluk ve keder verebilir bedenini canlı tutup ruhunu hayatının sonuna kadar hiçbir nimetten hiçbir güzellikten zevk alamayacak şekilde katılaştırabilir. Ölene kadar sevmenin, sevilmenin, dostluğun, samimiyetin güzelliğini tadamayacağı bir hayat yaşatabilir. Bu manevi azapların yanı sıra Allah bu insanlara amansız dert ve hastalıklar da verebilir. Bir ayetinde Allah insanlara bu durumu "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." de ki: "O size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye veya sizi parça parça birbirinize kırdırıp kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya güç yetirendir. Bak, iyice kavrayıp anlamaları için ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Hükmüyle hatırlatılmakta, azabından yana tüm insanları uyarmaktadır. İnsanın tüm bu ihtimallerden korkup sakınması ve hemen samimiyete yönelmesi gerekir. Kendilerine tanınan sürede insanları aldatmamalıdır. Allah insanlara merhametinden, affediciliğinden ve bağışlayıcılığından dolayı doğru yola yönelmeleri için belli bir süre tanır. Eğer insan bu süreyi kendi lehinde kullanmazsa sonuç Kur'an'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nice ülkeler vardır ki halkı zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım. Sonra yakalayıverdim. Dönüş yalnızca banadır. Ayetiyle haber verildiği gibi kaçınılmaz bir azaba dönüşebilir. İnsan kendisi için takdir edilen sürenin ne zaman dolacağını bilemez. Bu nedenle her an ölecekmiş gibi imanını güçlendirmek ve ahlakını güzelleştirmek için ciddi bir çaba içinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki ölene kadar her insan için her an yeniden başlama, yeniden iman etme ve samimiyetle Allah'a teslim olma yolu açıktır. Samimiyetsizlikten kurtulmanın çözümü çok kolaydır. İnsan Kur'an ayetleri doğrultusunda niyetini bir kez daha gözden geçirmeli Hayatının hiçbir noktasında, hiçbir konuda gizli ya da açık hiçbir samimiyetsizliğe, hayat sahası tanımamalıdır.